Sinem Hanım, çocuklara tad almayı öğretin dedi Adem Hoca hmm. ee, sizden zannediyorum bu konuda daha önce istifade etmiş ama kızım farklı yiyecekleri tatmak istemiyor 3,5 yaşında farklı yiyecekleri nasıl yer, nasıl e, yemesini sağlarız? Şimdi e, Serhat Bey şöyle düşünmek lazım aslında ta konuşmamızın başında şöyle bir şey söyledik. Anne babalar çocuklarını iyi etmeye çalışırlarken çok müdahaleci olduklarından dolayı aslında onların fıtratlarını ve mizaçlarını zarara uğratıyorlar. Şöyle düşünelim. Hatta ben şunu da söyleyebilirim. Çok rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Anne babalar şöyle düşünüyor. Çocukların tamamı kendilerine verildiğini zannediyor. Hayır. Anne babalar yanılıyorlar. Çünkü çocuğun büyük bir kısmını Allah kendi elinde tutuyor. Çocuğun içerisinde bir takım duyular, öyle yerleştirilmiş ve öyle çalışıyor ki bunlardan bir tanesi de işte yemeye teşvik eden kısım. Anne babanın hiç müdahale etmesine bile gerek yok. Neden? İki kıskaç arasına alınmış aslında çocuğun yemesi. Birincisi acı hissi oluşuyor çocukta. Midesini asit salgılanmaya başlayınca canı yanıyor insanın kazınıyor midesi ve bu acı dayanılmaz bir acı otomatik olarak sizi yemeğe yönlendiriyor. İşte Ramazan falan tutuyoruz evet. öyle değil mi? Evet. Akşama kadar böyle birdenbire canımız çıkıyor neredeyse. Neden? Çünkü o acı dayanılacak gibi bir acı değil. İkincisi ise damak tadı o da keyif almaya dönük bir şey. Acı ile lezzet arasında aslında Allah çocuğu yemeğe doğru teşvik ediyor. Peki yeme problemleri ne zaman başlıyor? Çocuk Acıkmadığı halde çocuğa yemek yedirmeye başladığımız sırada. Anne kendisi acıkıyor. Çocuğu da yemek yedirmeye çalışıyor. Bir. İkincisi çocuğun e, doyduktan sonra da yemek yedirmeye teşvik ediyor anne. Birazcık daha gürbüz olsun vesaire olsun diye Yem doyurduktan sonra da. Halbuki eskiler yemek yemeye biraz e, kaba bir kelime olarak bakıyorlar. Yemek yer misin? Çocuğa yemek yedir falan diye. Halbuki onun yerine çok nazik bir kelime var. Taam etmek. İşte kahve taam eder misiniz? İşte elma taam eder misiniz? Taam etmek tatmak demek. Yemek yenmez, yemek taam edilir. Lezzet alınması kısmıyla meşgul olunur. Hı hı. Anne baba sofraya oturttuğu zaman hadi çabuk hadi hadi yesene kızım yesene kızım yani yesene. Yani doyurmak diye bir şey yoktur aslında. Aslında doyurarak çocuk sofradan kaldırılmaz. Bu çocuk için değil bizim için değil mi? Doymadan tabii, kalkınız değil tabii, mi? Tabii, yani hadis tabi tabi tabi. Hadis-i şerif doymadan kalkmayı evet, teşvik ediyor. Yemeğiniz yani. doymadan kalkın. Harika işte tam bu noktadaki problemi konuşuyoruz biz. Çocuk acıkmadan anne baba kendisi acıktığında ya da sofra kuruluyor ama çocuğun açlık hissi başlamadığı sırada çocuğa hadiye 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 çocukta artık yemeğe karşı bir direnç oluşuyor. Ve tıka basa doldurarak çocuk karnını yemekten kalkması isteniyor. Hayır azıcık aç kalkması lazım ki bir sonraki yemeğe doğru gitsin. Burada anne babalar eğer acıkmadan yemeğe davet etmezler ve karınlarını doyurmadan da yeterince doyurmadan az bir boşluk da bırakarak yemekten kaldırırlarsa eğer çocuklarını ve bir şeye daha dikkat ederlerse çocuklarda yeme probleminin kolay kolay oluşacağını düşünmüyorum. Peki hocam özür dilerim. O dikkat edecekleri şey de şu abur cubur şeylere ve şekerli şeylere çocukları bulaştırmasınlar şekerli şeylere. Bugün mümkün mü bu? Mümkün. Ben birçok anne baba tanıyorum ki oldukça hassas yaşamaya çalışıyorlar. Ama tabii konu komşuya gidince bakkala vesaire markete gidince orada al benili birçok şeyle karşılaşıyor. Süreci eğer iyi idare ederse ben şunu gördüm. Çocuklar şekere karşı bir tepki koyuyorlar. Çünkü bünyenin bir ihtiyacı değil olduğundan dolayı şekere karşı bir tepki koyuyorlar. Ee, şekere bulaştırmasınlar çocuklarını. Bu, burada bir muadillik durumu var mı hocam? Yani ben e, kendim de yaşadığım için sormuş olayım. E, markete her gittiğimizde mutlaka ve mutlaka yani erteliyorum, tehir ediyorum ama e, bu hiç olmayacak anlamına gelmiyor. Bir sonrakinde yine karşıma çıkıyor. Çikolata reyonunda standında e, epeyce bir oyalanıyoruz. Evet evet. Yani, Ambalajlı gıdalar diyelim. Evet. Yani bütünlük katarak jipsdir vesairedir abur cubur. E, tabii onun yani kimyasal gıdalar bunlar. Yani hı hı. doğal gıdalar değil. Sentetik olarak hazırlanmış çoğu gıdalar bunların. Çocuğun gelişimine de birçok şeyine de zarar veriyor. Mümkün olduğunca evde hazırlanan hatta çocukla birlikte hazırlandığı zaman çocuk o zaman dışarıdaki şeyi kendi yaptığıyla çok rahatlıkla değişebilecek bir şeye sahip olabilir. Ben de aynısını yapıyorum. Kek yapabiliyorum annemle. Hatta ellerimi, kollarımı sıvadım. Hatta böyle yaptım da diyebiliyor çocuk. Ben onu alacağım ama bunu alacağım diyebilir. Dışarıda şekerli şeyler yiyeceğine evde meyve hazırlanabilir birlikte. O türlü şeylere yönlendirilebilir. Bunu yapabilmek tabii yine anne babanın ortak çabasıyla olacak bir şey. Ve böyle anne babalarla bağ kurarak aslında yapılabilecek bir şey. Çocuk misafirliğe gitti. Misafirliği kabul eden teyze elinde çikolata tepsisiyle geldiyse, "Al kızım, al sen bakma annene." diyorsa tabi işler yolunda gitmez o zaman yani. Peki.